bir erken seçim yapılıyor. Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul sonrası böyle bir karar alındı. 30 Nisan'da sizin söylediğiniz gibi seçim var. Galatasaray'ın içinde yaşamış olduğu duruma bakınca her zamankinden daha fazla olunan birlikte hareket etmeye, birleşmeye ihtiyacımız var. Her ne kadar her Galatasaray Spor Kulübü üyesi irfanı hür, vicdanı hür üyelerden oluşmaktayız da hep birlikte hareket etmek lazım. Fikir ayrılıkları mutlaka ki olacaktır. Bu fikir ayrılıklarını Galatasaray'ın geleceği için avantaja çevirmek üzere biz ekip arkadaşlarımızla birlikte bir yola çıktık. Umarız genel kurul teveccüh gösterecektir ve diğer rakip adayımızla birlikte bu yarışa giriyoruz. Kime teveccüh gösterirse onunla birlikte hareket etmeye hazırız. Şehit Bey, şu an bir tartışma ortam olduğu söyleniyor. Dernekler Masası'nın bir incelemesi olduğu söyleniyor. Belki seçimin iptali gibi bir şey konuşuluyor ama siz eski divan başkanı olarak neler söylemek istersiniz? En azından bu konuya da vakıfsınız. Seçim iptali söz konusu olur mu? Ya da olursa siz nasıl bakarsınız? Tüzük açısından da siz tüzüğü gibi. Yani normal olarak kanun çerçevesinde ve Galatasaray'ın tüzüğü çerçevesinde bu seçimin İptal olması söz konusu olmaması lazım. Çünkü iptali söz konusu olan ve incelemeye tabi tutulan son 3 genel kurul. Bu erken seçim kararı da genel kurulda alınmadı. Yani şu anda yönetimde olan yönetim kurulu tarafından alındı. O bakımdan bu Galatasaray'ın iç işidir. O bakımdan da seçimin iptali söz konusu olmaması lazım tüzük ve hukuk çerçevesinde. Ama aksi bir karar çıkarsa uymaktan başka da bir çaremiz yok. Ama dediğim gibi bu genel kurul tarafından seçilmiş, yetkilendirilmiş, yönetim kurulunda almış olduğu bir karardır. Galatasaray'ın bir iç konusudur bu. Konuya biz böyle yaklaşıyoruz. Eşref Bey, son seçimde 5 adaylı bir seçim olmuştu. Siz de vardınız. Şu anda da 2 adaylı bir seçime girecek. Bu seçimle ilgili, 2 adaylı seçimle ilgili neler söylemektedir? Galatasaray'da her zaman adaylı seçim Galatasaray'ın geleneklerinde vardır. Tek adaylı bir seçim söz konusu olamaz Galatasaray'da. Çünkü Galatasaray demokrasi bakımından Türkiye örnek olan bir her şeyden önce sivil toplum örgütüdür. Biz de o örgütün üyeleri olarak her zaman çoklu katılımı destekliyoruz. Ya bu sefer 2 oldu, bundan önce 5'ti. 2 olmasının veya 5 olmasının bizim açımızdan bir farkı yok. Diğer başkan adayı da ve arkadaşları da benim arkadaşlarım kadar değerli Galatasaray'a hizmet etmek isteyen insanlardan oluşuyor. O bakımdan 2 adaylı umarım Galatasaray'ın kalite seviyesine uygun bir seçim süreci yaşayacağız hep birlikte. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi Galatasaray kaotik bir durum yaşıyor. Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Biz arkadaşlarımla birlikte tüm popülist söylemlerden kaçınarak bu işe aday olduk. Daha önce bu popülist söylemlerin zararını hep birlikte gördük. Şu anda evvel emirde Galatasaray'ın ihtiyacı olan akıl, güven ve sakinliktir. Biz bununla geliyoruz. Bir kasa kolaylığı söz konusu değil sağlamamız. Hiç kimse sağlayamaz bunu. Ancak finansman yaratıcı kaynaklarımız ve çalışmalarımız hazır. Onu söyleyebilirim. Ama bankalar kanunu çerçevesinde, Bankalar Birliği Sözleşmesi çerçevesinde ve yeni çıkan spor yasası taslağı çerçevesinde zaten hiç kimsenin böyle bir kasa kolaylığı sağlaması mümkün değil. Bunun zaten olamadığını yaşadık hep birlikte. Ama bizim gelir getirici kalemlerimiz ve finansman kaynaklarımız üzerinde çalışıyoruz, hazır sayılır. Arkamızda çok güçlü bir iş dünyası desteği var. Bunları zamanı gelince de açıklarız. Hoca değişikliği söz konusu olabilirdir diyor. Ve sizin de ağzınızdan çıkacak bir şekilde sürekli değişik hocalar söyleniyor. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Yani bir hoca değişikliği olacak mı? Ya da aklınızda farklı bir hoca var mı? Şimdi geçen seçimlerde söylediğim şeyi aynen tekrar ediyorum. Galatasaray çok önemli bir süreçten geçiyor. En az bundan önceki genel kurul kadar önemli bir genel kurul. O bakımdan Galatasaray'ın geleceğini ilgilendiren bu önemli seçimleri, bu genel kurulu bence futbol şubesinin hocası düzeyine indirgememek lazım. Dediğim gibi çok daha farklı önceliklerimiz var. Biz bunu yönetime geldikten sonra görevlendireceğimiz profesyonel arkadaşlar kararlaştırırlar, çalışmalarını yaparlar, yönetimimize getirirler, tartışırız, karar veririz, yaparız. Şu anda hiçbir peşin fikrimiz, bir hükmümüz yok. Şu anda Galatasaray'ın bir yönetim var, görev başında olan hocası var, sözleşmesi var. Dolayısıyla kurumsal devamlılık açısından da bizim yerimiz bellidir. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler.